Doktorlar konuşuyor işte gündem, sağlık turizm destekli projemiz tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yine Ankara'dayız, Ankara Medisis Hastanesi'nde. Sayın Genel Cerrahi Uzmanımız, ayrıca obezite ve metabolik cerrahi alanında da hizmet veren Doçent Doktor Fahri Yetişir hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle sizleri çok kısa tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Doçent Doktor Fahri Yetişir. Ben genel cerrahi uzmanıyım. 98 yılında Hacettepe'den mezun oldum ve yaklaşık 17 yıldır genel cerrahi uzman olarak çalışıyorum. Ve bu sürenin büyük bir kısmını da obezite ve metabolik cerrahi olarak geçirdim. Şu anda yaklaşık bir yıldır da Metis ailesiyle beraberiz. Daha öncesinde büyük bir kısmını Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geçirdim hayatımın. Daha sonra kısa bir süre Medikal'da, şimdi de Metis'te çalışıyorum. Evet. Fahri hocam, halk dilinde şeker hastalığı ama sizde de diyabet olarak nitelendiren hastalığımız nedir? Metabolik cerrahi nedir? Bunlara biraz değinebilir miyiz? Şimdi gerçekten toplumda çok önemli bir yer bulan bir işlem bu, metabolik cerrahi dediğimiz işlem. Şeker hastalığı toplumun çok önemli bir kısmını ilgilendiriyor hepinizin bildiği gibi. Çünkü toplumun 8'de 1'i şeker hastası. Bu da çok yüksek bir oranı oluşturuyor. Ve bu şeker hastalarının büyük bir kısmı, %90'ı tip 2 şeker hastası dediğimiz bir şeker hastalığı. Bir de tip 1 var. Tip 1 bizim hiç ilgi alanımıza girmeyen, bizim ameliyatla düzeltemeyeceğimiz bir grup. Ama gerçekten %90'ını oluşturan tip 2 şeker hastalarına biz ameliyatla düzeltebiliyoruz. Evet. Bunlar nedir? Şeker seviyesi, yani glikoz seviyesinin yüksek olması, yüksek seyretmesi ve tüm metabolizma, tüm bedeni bozabilen, tüm bedenin her tarafını, tüm organlarını etkileyebilen bir hastalık bu şeker hastalığı. Ve gerçekten bu şeker seviyesini düzgün tedavi edilmezse tüm sistemi çok kötü etkileyen, çok kötü bozabilen bir hastalık. Bu nedenle bu hastalıkla ilgilenirken, bu hastalığı tedavi etmeye çalışırken çok geniş bir yelpazeyle uğraşmak gerekiyor normalde. Ama son yıllarda, yaklaşık 10 yıldır metabolik cerrahi diye bir konsept gelişti. Ve bu metabolik cerrahi ile şeker hastalığını ameliyatla kalıcı olarak da çözebildiğimizi gördük. Ve son yıllarda giderek artan, Türkiye'de de aynı şekilde giderek artan bir ameliyat çeşidi bu, metabolik cerrahi dediğimiz bir ameliyat. Metabolik cerrahi ameliyatla, ilaçla ömür boyu düzeltemediğimiz, sürekli uğraşıp durduğumuz şeker hastalığının kalıcı olarak da tedavi edilmesi diyebiliriz en kısa şekilde bunu tarif edersek. Peki Fahri hocam, şeker hastaları ilaçlardan kurtulabiliyor mu? Evet, gerçekten mucizevi gibi bir şey. Bu ameliyattan sonra, ben de bu ameliyatları yapmadan önce gerçekten bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum tabii ki. Ama yaklaşık 8-10 yıldır ben de bu özellikle şeker hastalığı kısmıyla ilgileniyorum. Obeziteyle çok daha uzun bir geçmişim var ve bu ameliyatlardan sonra hasta 3. 4. gününde ağızdan gıda almaya başlayınca şekeri düşmeye başlıyor. Ve hastayı buradan taburcu ettiğimizde %90, hatta öncesinden biz kestirebiliyoruz hangi oranda başarılı olabileceğimizi. Ve %90 üzerinde hasta tüm insülini, şeker ilaçlarını, her şeyi bırakıyor ve şekeri de normal seviyelerde buradan taburcu olup gidiyorlar evlerine. Evet. Hocam, şimdi gerek yurt içi gerek yurt dışı tip 2 diyabette birçok başarıya imza atmış bir hekimimiz olarak tedavi süreci nasıl ilerliyor? Hastamızla nasıl ilgileniyorsunuz? Evet. Hastane olarak da bunlara da şimdi biraz değinebiliriz. Hastalar bir şekilde sosyal medyadan, internetten bir şekilde bizimle irtibat kuruyor. Benimle, asistanımla veya da hastanenin iletişim grubuyla iletişime geçiyor ve oradan bizim hastanemize davet ediliyor. Buraya geldikten sonra ilk baştaki görüşmeleri hastalara tamamen ücretsiz oluyor. Çünkü hastaların çoğu belki de uygun olmuyor. Bu ameliyat için veya da başka bir tedavi için uygun olmuyor. O zaman o hastalarla herhangi bir işlem talebi veya da bir ücret talep edilmiyor. Ama daha sonra eğer hasta bizim tedaviyle düzeltebileceğimiz bir gruptaysa, o zaman bu hastayla detaylı bir şekilde incelemeye başlıyoruz, tetkiklerine bakıyoruz. Ameliyatla başarı sağlayacağına inanıyorsak, o zaman hazırlamaya başlıyoruz. Bir veya iki günde bu hastanın hazırlığı sürüyor ve bu hazırlık esnasında bu hastayı birkaç tane bölüm görüyor. Kardiyolog görüyor, göğüs hastalıkları görüyor, anestezi uzmanı görüyor, endokrinolog görüyor, diyetisyen görüyor, ben görüyorum. Ve gerekliyse başka bölümler, onlar da görüyor ve hasta ameliyat için hazırlanıyor. Bu hazırlık süreci geçirdikten sonra hasta ameliyat sonrası süreçte bir sorun çıkarabilecek mi? Bunlar da gözden geçiriliyor ve ameliyata alınıyor. Ameliyat kapalı olarak da yapılıyor. Hastanın karnına gireceğimiz deliklerden yapılıyor. Koca bir kesiği falan olmuyor.
3 veya 4 tane delik açıyoruz, ufak delikler. Bu deliklerden içeriye giriyoruz ve hastanın midesine, bağırsağına neresinde işlem yapacaksak, hangisi uygunsa ameliyatın, onu yapıyoruz. Ve yine o delikleri kapatarak da hastanın ameliyatını tamamlamış oluyoruz. Yaklaşık 3 saat süren var, 4 saat süren var, 2 saat süren var. Ameliyatın, yapacağımız ameliyatın çeşidine göre süresi değişiyor bu hastalarda. Ve ameliyat bittikten sonra, ameliyattan bir gün sonra ağızdan su içmeye başlıyor hastalarımız. Ve kalkıp yürüyorlar. Özellikle ısrar ediyoruz yürümeler için. Ve solunum egzersizleri var ilk gün yapmaları gereken. Bunları yapıyorlar. İkinci gün çorba gibi, yoğurt gibi gıdalara başlıyoruz. Üçüncü günde artık böyle sıvı gıdalarına tamamen başlıyoruz. Bir terslik yoksa zaten dördüncü gün evine taburculuk aşamasına. Taburculuk aşamasında da yapması gereken şeyler var. Bunların hepsini bizim asistanlarımız, hemşirelerimiz tek tek hastaya dikte ederek anlatıyorlar. Ve hastaya buradan ulaşabilecekleri bir doktorun, bir hemşirenin, bir diyetisyenin telefonu veriliyor. İstediği zaman, istediği şekilde onlarla tekrar irtibat kuruyor. Kontrola gelmek üzere taburcu ediliyor. Fahri Hocam, halk bilinçlensin istiyorum ben de bir nevi. Şimdi birçok obezite cerrahımız, yani genel cerrahi alanında obezite ve metabolik cerrahi hizmeti veren birçok meslektaşınız var ve gerçekten halk olarak bizler de güvenerek, araştırarak artık yönlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Halk sizi neden tercih ediyor? Ben buna da özellikle değinmek istiyorum. Çünkü yorumlar güzel, sizinle olan iletişim güzel. Evet. Ben bunu da özellikle öğrenmek isterim yani, sizden. Gerçekten başarı kolay gelmiyor. Başarı bir kere dürüst ve iyi bilgi istiyor. Eğitiminden hastayla iletişimine kadar, hastayla ameliyatına kadar, ameliyattan sonrasına kadar bir ekibi hastaya doğru bir şekilde yaklaşmasını sağlamak gerekiyor. Ve bu işlemi bir kere yapıp bitti bu işlem diye düşünmemek gerekiyor. Bu hastaları ameliyat ettiğimiz zaman bu hastaların sonrasında çıkabilecek herhangi bir sorunlarını da çok rahat bir şekilde çözebilecek durumda olmamız gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman zaten hasta kendiliğinden güveniyor size. Yani bir markaya güvenmeniz çok kolay olmuyor. Tabii ki zaman alıyor ama o güveni kazandıktan sonra da o markayla ilişkiniz devam etmesi çok daha kolay oluyor. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Hocam, rica verdiğiniz ederim. Değerli bilgileriniz için. Evet, GRT Televizyonları Doktorlar Konuşuyor İşte Gündem Sağlık Turizm Destekli Projemiz Ankara'da çekimlerine devam ediyor. Yine Medisis Hastanesi'ndeydik. Genel cerrahi alanında ve obezite ve metabolik cerrahi alanında da birçok başarıya imza atmış çok değerli bir hekimimizi sizlerle buluşturduk. Doçent Doktor Fahri Yetişir beyefendilerle çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Sözümüz şimdi Merkez Stüdyoları'nda. Fahri Hocam, bize biraz tipiki şeker hastalığının ameliyatı süreciyle alakalı bilgi aktarımı yapabilir misiniz? Nasıl sürüyor? Tabii ki şeker hastalığı ameliyatı, burası ameliyathanemiz. Ameliyathane steril şartların olduğu bir yer. Bunların filtresi, ameliyat masası, görüntüleri, ışıkları her şeyi özel. Gördüğünüz gibi burası da çok iyi dizayn edilmiş, güzel bir ameliyathane. Burada yapıyoruz ameliyatlarımızı ve kapalı yapıyoruz bütün şeker hastalığı ameliyatlarımızı. Hastanın karnına girmiş olduğumuz birkaç tane delikle tüm ameliyatı yapıyoruz. Ekrandan seyrederek gördüğünüz ekranlardan. Burada bütün ameliyathane işlerimizi burada bu şekilde olan 6 tane ameliyat masamız var, ameliyat odamız var. Bunlar da ameliyatlarımızı yürütüyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederim.